Hadi başlayalım. Clicker sorusu için son 10 saniye. Bu soru melezleşme ile ilgiliydi. Bu konuyu biraz sonra konuşacağız. Aslında bu soru tam bir başlangıç noktası. Çok iyi, pek çoğunuz yapmış. Soru şuydu. Bir atomda iki hibrit orbitali içeren melezleşme hangisidir? Bu aslında çok önemli. Bu soruyu doğru yapamayan yaklaşık %20'niz için tahtaya yazacağım. Bildiğiniz gibi S ve P orbitalleri arasında bir melezleşme oluşacaksa yazdığım bu atom orbitalleri arasından seçmemiz gerekir. Mesela iki tane melez orbitaline ihtiyacımız varsa iki atom orbitali ile başlarız. Bunlar SP hibrit orbitalleridir ve geriye iki tane P orbitali kalır. İki tane melez orbitaline ihtiyacınız varsa bunun bir SP hibritleşmesi olduğunu bilmeniz gerekir. Böylece bir S ve bir P orbitali alarak SP melez orbitalini oluşturursunuz. Şimdi bir duyuru yapacağım. İkinci sınav bir hafta sonra çarşamba günü olacak. Yarı yıl çok hızlı geçiyor. İkinci sınava geldiğimize inanamıyorum ama öyle. Bugün buraya gelirken ders notlarını ve ikinci sınav hakkında bilgi veren notu almış olmalıydınız. Bunları hepiniz aldınız mı? Almadıysanız elinizi kaldırın. Asistanlar size getirecekler. Sanırım birkaç kişi almamış. Kısaca söz edeyim. Birinci sınavda olduğu gibi ikinci sınav için gerekli tüm bilgiler verdiğimiz bu notlarda mevcut. İkinci sınavın kapsamı 10. dersten 17. derse kadar. Bugün 16. dersi vereceğiz. Bu demektir ki bugünkü ders ile cuma günü vereceğimiz dersin bir bölümü sınava dahil. Sorumlu olduğunuz yer ders notlarında belirtilmiştir. Ayrıca sınava 4. ve 5. problem setleri de dahil. Çalışırken bunlara dikkat edin. Bu iki problem setinde çok farklı kavramlar var. Düşüneceğiniz çok şey var ve bu farklı kavramları gerçekten anladığınızdan emin olun. İkinci sınava, birinci sınavdan sonra işlediğimiz kovalent bağlar ve bununla ilgili olan bütün Lewis yapıları dahil. Sonra iyonik bağlar ve bunlara ait problemler. Daha sonra farklı bağ türleri, molekül orbital teorisi, Vesper ve melezleşme. Daha sonra bugünkü konular ve birazcık da cuma günü göreceğimiz termokimya. İkinci sınavda bu yeni materyallerden çok fazla sorumlu değilsiniz. Geri kalanları üçüncü sınav için ayırdık. Fakat termokimyaya giriş bu sınava dahil edildi. Aslında bunların hepsi notlarda yazılı. Biraz da molekül orbital teorisinden ve molekül orbital diyagramlarından bahsetmek istiyorum. Bunlar hakkında bir e-posta yolladım. Ayrıca buraya da yazdım. Molekül orbitallerin enerji seviyelerinin sıralamalarının ne kadarından sorumlu olduğunuz orada yazılı. Sınavda gerekli olan her şey burada ayrıntılarıyla yazıyor. Bunlar aynı zamanda problem setleri için de geçerli. Molekül orbital diyagramları hakkında konuşacak olursak, geçen hafta veya dün uygulama saatinde tam not almanız için ne gerekiyorsa o kadarı verildi. Şimdiye kadar bunları öğrenmediyseniz veya bir yere not almadıysanız buraya ayrıntıları ile yazdım. Mesela enerji oklarını çizdiğinizden ve atom orbitallerin işaretlerine koyduğunuzdan emin olun. Orada ne olduğunu anlamayıp aptalca bir şey yaparak hiçbirinizin sınavda puan kaybetmesini istemem. Fakat bunları doğru bir şekilde yazmıyorsunuz. Bu notlarda ayrıca cuma günü ilave problem verilebileceği yazılmış. Ama bu ilave sorulara gerek duyacağınızı sanmam. Ama sınavda çok iyi olmak istiyorsanız bu problemleri çözmek sizi cesaretlendirebilir. Bu problemleri çözerek vaktinizi iyi değerlendirdiğinizi düşünüyorsanız, bundan emin olmanız için şunu yapın. Notlarınızı bir kenara koyun. Yalnız başınıza olun. Yanınızda arkadaşınız olmasın. Bu ilave problemleri eski sınav soruları gibi yaklaşın. Eğer bir sıçrama yapmak istiyorsanız bunun yolu budur. Fakat henüz farkında değilsiniz. Çünkü notlarınızı kullanıyorsunuz veya arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz.
Eğer bir sıçrama yapmak istiyorsanız odanızda bu problemler ile baş başa kalın. Bunları çözmek için 2 saat uğraşıyorsanız sınavda bir sıçrama yapamayacaksınız demektir. Bu ideal bir durum değildir. Özellikle Lewis yapılarında bazen kafanız karışabilir. Bu durumda anlamanız için konuyu tekrar çalışmanız gerekebilir. Sınavdan önce bunları belli bir zamanda yaptığınızdan emin olun. İlave problemler ve çözümleri pazar günü postalanacaktır. Önümüzdeki hafta ofis saatlerim pazartesi günü 2 ile 4 arasında. Bu saatler arasında odamda olacağım. Asistanlar da ofis saatlerinde odalarında olacak. İkinci sınav hakkında konuşacaklarım bu kadar. İçinizden sınav hakkında bir sorusu olan var mı? Yok. Çok güzel. Yine aynı sıralarda oturacaksınız. Sıra numaralarınız vereceğim kağıtta yazıyor. Son bir duyurum var. Size daha önce verdiğimiz tanıtım notlarına bakarsanız yıllık toplam tavan puanın 750 olduğunu görürsünüz. O puanların 50'si ders içindeki anlık quizlerden olacak. Katılmanız gereken sadece 36 dersiniz var ve bu quizler yardımı ile birkaç puan kazanabilirsiniz. Bu clicker quizlerinin nasıl uygulanacağını konuşalım. Aslında en azından kendi açımdan öğrencilerin clicker sorularına verdiği cevabı umursamıyorum. Benim için asıl değerli olan clicker sorusunu cevaplıyor olmanız. Yani doğru veya yanlış cevap vermeniz önemli değil. Çünkü her iki halde de öğreniyorsunuz. Vereceğim puanlar ders başına 2 puana kadar çıkabilir. Yani bütün quiz sorularına cevap verirseniz tam puan alacaksınız. Bunlar aynı zamanda devam puanı olacak. Cevap vermeniz gerekir çünkü sonuçlar açıklanmayacak. Bu da her derse katılan öğrenciler için bir ödül olsun. Bu clicker soruları bizim için bir geri dönüş olduğu için çok kıymetli. Bana sınıfın düzeyinin ne olduğu hakkında bilgi veriyor. Bu sorulara cevap vermeniz bu bakımdan çok önemli. Sizin için de kolay bir puan kazanma yolu. Derse katılmanın haricinde bir de ikinci puan kazanmanın yolu bu. Bugün ilk habersiz quizimiz olacağız. Yani ne tür sorular olduğunu önceden bilmeyeceksiniz. Bütün clicker sorularına cevap vermeye özen gösterin. Çoğunuz cevap veriyor zaten. Bazılarınızı tanıyorum ve buraya vaktinde yetişmek için acele ettiğini görüyorum. Buraya tam vaktinde gelmenin ne kadar zor olduğunu da tahmin ediyorum. Bu nedenle bugün ilk soru quiz sorusu olmayacak. Bugünkü konumuza başlayalım. Değerlik bağı teorisi ve melezleşmeyi bitireceğiz. Ve genel bir tekrar yapacağız. Değerlik bağı teorisinin nasıl uygulandığını ve melezleşmenin nasıl yapıldığını tekrar edeceğiz. Bunları pratik bir şekilde nasıl çözeceğimizden henüz bahsetmedik. Bugün daha çok melezleşme konusunda pratik yapacağız. Bunu bitirdikten sonra kimyasal tepkimelerde enerji ve entalpi konusunu konuşmaya başlayacağız. Bu gerçekten farklı bir konu. Şimdiye kadar tek atomlardan bahsettik. Birinci sınava kadar vaktimizin çoğunu bağlara ayırdık. Şimdi bir adım daha ilerliyoruz ve kimyasal tepkimeleri konuşmaya başlayacağız. Melezleşme konusunu bitirdikten sonra kesin bir dönüş yapacağız. Şimdi karmaşık moleküllerde melezleşmeyi nasıl tayin edeceğimizi görelim. Aslında inanılmaz biçimde kolaydır. Bunun için verilen atoma bakarsınız ve ona bağlı olan atomların sayısı ile o atom üzerindeki yalın çift sayısını toplarsınız. Bunun sonucunda ihtiyacınız olan melez orbital sayısını bulmuş olursunuz. Melezleşme kavramı ile her şeyin geometrisini belirlemek oldukça karmaşıktır. Ama bunu anlamanızı istiyorum. Her şeyi düşünmek zorunda değilsiniz ama ihtiyacınız olan melez orbitallerin sayısını belirlemek için bu kolay yolu kullanabilmelisiniz. Her zaman şunları bilmeniz gerekir. 2 tane melez orbitale ihtiyacınız varsa atom sp melezleşmesi yapar. Söz gelişi, 3 tane melez orbitaline ihtiyacınız varsa hangi melezleşmenin olmasını beklersiniz? Evet, sp2. 3 tane atom orbitali alırız ve bunlardan 3 tane melez orbitali meydana getiririz.
Dört tane melez orbitaline ihtiyacınız varsa hangi melezleşme olur? Evet, SP3. Melezleşme kavramında zorlananlar için umarım konu biraz daha basitleşmiştir. Şimdi bazı örnekler yapalım. Önce bir istisnadan bahsetmek istiyorum. Tek bağlı terminal atom içeren yapılarınız varsa bu durumda kaç tane melez orbitalin olmasını beklersiniz? Evet, burada bir istisna vardır. Tek bağlı uç atomlar, yani terminal atomlar, melezleşme yapmazlar. Bunlar p orbitallerinden biridir ya da terminal atom hidrojen ise s orbitalidir. Yani s veya p orbitaliyle örtüşme yapılmıştır. Örnek olarak formül klorürü verebiliriz. Bu güzel bir örnektir. Çünkü karbon merkez atomdur ve 3 tane terminal atom bulunmaktadır. Bunlardan ikisi tekli bağ oluşturmuştur. Hidrojen ve klor. Bu nedenle melezleşmeye katılmazlar. Oksijen atomu ise ikili bağ yapmıştır ve melezleşmeye katılır. Peki bu durumda karbon atomu etrafındaki melezleşme nedir? Karışık cevaplar duyuyorum. Karbon atomu 3 farklı atoma bağlanmıştır ve yalın çift içermez. O halde hangi melezleşmedir? Evet, SP2. CH bağını konuşacak olursak, karbon sigma bağı yapmıştır. Çünkü tekli bağdır. Şimdi isimlendirelim. Sigma karbon 2SP2, hidrojen 1S'tir. Karbon klor bağına bakalım. Aynısıdır. Karbon SP2 melezleşmesi yapmıştır. Klor ile tek bağ yapar. Burada klor atomunun hangi orbitali karbon ile bağ yapmıştır? Evet, p orbitali ile bağ yapmıştır. Bu klor atomunun 3pz orbitali olmalıdır. Çünkü klor atomu melezleşme yapmaz. Özellikle pz dedik. Px veya pz demedik. Çünkü daha önce söylediğim gibi z ekseni bağ eksenindir. Çekirdekler arasındaki eksendir. P orbitali sigma bağı yaparsa her zaman pz orbitali olmalıdır. Çünkü merkez atom ile z ekseni üzerinde örtüşme yapar. Şimdi bu bağı isimlendirelim. Sigma karbon 2sp2, klor 3pz. Son bağ olan karbon oksijen ikili bağına bakalım. Bildiğimiz gibi bir yerde ikili bağ varsa biri sigma, diğeri pi bağıdır. Tekrar karbon atomuna bakalım. SP2 melezleşmesi yapmıştır. Burada oksijenin melezleşmesi nedir? SP2. İsimlendirelim. Sigma karbon 2SP2, oksijen 2SP2. Oksijenin hibriti SP2'dir. Çünkü oksijen tek atoma bağlıdır. Artı iki tane yalın çift vardır. Yani toplam olarak 3 tane melez orbitali olmalıdır. Ayrıca pi bağını da konuşmamız gerekir. Bunu da isimlendirelim. Pi karbon 2PY, oksijen 2PY. Alternatif olarak pi karbon 2PX, oksijen 2PX. Her ikisi de doğrudur. Böylece bir atom için kolayca yapacağımız örneklerden birini vermiş olduk. Bağları oluşturan atom orbitallerini veya hibrit orbitallerini, ayrıca bağların simetrilerini tam olarak belirledik. Bu problem setimizdeki problemlerden biriydi. Umarım diğerlerini de hızlıca yapabilirsiniz. Şimdi biraz daha karmaşık moleküllere bakalım. Askorbik asite, yani C vitaminine bakalım. Bu göründüğü kadar karmaşık değildir. Eğer melezleşmeleri nasıl belirleyeceğinizi biliyorsanız, size 1000 atomlu protein molekülü verilse bile doğru bir şekilde yapabilirsiniz. C vitamini gerçekten önemli bir moleküldür. C vitamini antioksidandır. Belki hatırlarsınız, serbest radikallerde bahsi geçmişti. Serbest radikaller yükseltgeme yoluyla zarar verirler. Bazı vitaminler, C vitamini de dahil, antioksidandır. Sağlığı ile ilgilenen insanların çoğu bu konu hakkında pek çok şey bilir. Askorbik asit aynı zamanda bir enzim kofaktörüdür. Kofaktörler, enzimlerin aktif hale geçmesi için gerekli olan atom veya moleküllerdir. C vitamini
kofaktör olarak davranan bir moleküldür. C vitamini kolajen molekülün üçlü sarmal yapabilmesi için kolajen üzerine hidroksil grubunun konulmasından sorumludur. Kolajen, kemik, eklem, kıkırdak gibi vücudumuzun bazı önemli parçalarının yapı taşıdır. Bu nedenle vücudumuzun sağlam olması için C vitaminine ihtiyacımız vardır. Kolajen aslında vücudumuzdaki proteinlerden biridir ve hücrelerimizin büyük bir parçasını oluşturur. Üçlü sarmal şeklinde olan kolajen yokluğunda ne olacağını hayal edebilirsiniz. Vücutta bazı problemler ortaya çıkar. Pek çoğunuzun bunu bildiğinden eminim. C vitamini eksikliğinden doğan hastalığın adı nedir? Evet, iskorbut veya diş eti çekilmesi hastalığı. Bu özellikle uzun süre denizde kalan denizcilerde görülen bir hastalıktır. Çünkü 1500'lerde gemicilik teknolojisi biyokimya teknolojisinden çok uzaktı. İnsanlar gemi yapıp uzun yolculuklara çıkardı. Ama vücutlarındaki bazı vitaminlerin korunması gerektiğini bilmiyorlardı. Yapısını dahi bilmiyorlardı. C vitamininin polar olduğunu, vücutta uzun süre kalamayacağını, idrar yoluyla dışarı atılacağını fark etmemişlerdi. Uzun süren deniz yolculuklarında kısa süre sonra başları belaya girdi. İlkokulda keşifler konusunu kaç kişinin okuduğunu bilmiyorum. Biz 5. sınıfta almıştık. Aklımda kalan tek şey Magellan'ın dünyanın etrafını dolaşan ilk kişi olduğuydu. Ama bizlere bu yolculuklarda insanların %90'ının öldüğünü söylememişlerdi. Tabii şimdi anlıyorum. Bizler küçüktük. O zamanlar bunları bilmek istemezdik. Ama oldukça ilginç ve önemlidir. Bu ölümlerin çoğu iskorbut hastalığından kaynaklanıyordu. Aslında tedavi edilebilecek bir hastalıktı. Yapacakları tek şey herhangi bir şekilde C vitamini almaktı. 15. yüzyılda insanlar bir biçimde bu problemleri çözmeye başladı ama o zamanlar çok fazla yanlış bilgi vardı. Gemilerde C vitamini eksikliğine karşı genel bir uygulama yapılmıyordu ya da bunu önleyecek önlemler alınmıyordu. Söyleyeceğim diğer bir ilginç şey, C vitamini hakkında yayınlanmış ilk klinik çalışmadır. İlk kez 1700'lerde yapılmıştı ve rapor edilmemişti. İskoç gemi doktoru olan James Litt tarafından yapılmıştı. Kısaca iskorbut hastalığına yakalanmış olan 12 hasta aldı. Onlara günlük besin olarak karbonhidrat lipası verdi. Çünkü iskorbut hastalığının ilk belirtisi diş eti kanaması ve dişlerin dökülmesidir. Bu nedenle fazla yiyemezler. Beslenme rejimi lapa ve ek gıda karışımıydı. Ek gıda olarak 6 şeyi denedi. Her gün yarım litre ek gıda verdi ve ne olduğuna baktı. Hastalardan ikisine çeyrek litre deniz suyu verdi. Bunlar şanslı bir grup sayılmaz. Ama en kötü grup seraltik sülfürik asit içen gruptu. Bu da çok işe yaramadı. Diğer gruplar bazı baharatlar aldılar. Sonuç pek fena sayılmazdı. Ama ikisi turunçgil meyvelerinden yemişti. Klinik çalışma sonucu turunçgil alanlar tamamen iyileştiler ve birkaç hafta içinde işlerinin başına döndüler. Diğerlerine ne olduğundan emin değilim. Umarım onların diyetleri de değiştirilmiştir. Geriye dönüp baktığımızda şunu söyleyebiliriz. İlk kez insanlar üzerinde kontrollü bir bilimsel çalışma yapılmıştı. Ne yazık ki bu çalışmadan 40 yıl sonra yayınlanmıştı. İngiliz denizcilerin aldığı ek gıda sitrik asitti. Bilimsel bilgilerin topluma yayınlanmasını düşünecek olursak uzun bir yol kat etmişiz demektir. Bilim adamı olmanın önemli bir tarafı da budur. Sadece keşifler yapmak değil, bunları diğer insanların hizmetine sunmaktır. Mesela gemiler dolusu insanların bunu bilmeye ihtiyacı vardı. Bugünlerde iskorbut hastalığına pek rastlanmıyor. Bu hastalığa yakalanabilecek ve onlar için endişe duyacaklarımız kimlerdir? Kediler ve köpekler için endişe duymamıza gerek var mı? Hayır, yok. Ama primatlar için endişe duymalıyız. Aslında pek çok memeli C vitaminli biyosentezler, yani kendi sentezler. Pek çok evcil hayvan için endişelenmemize gerek yoktur. Ama eğer bir kobayınız, yani yine domuzunuz varsa, bunlar C vitaminini sentezleyemezler. Bu evcil kemiricilere ilave C vitamin tabletleri verilmelidir.
gözlerinizi kobaylarınızın üzerinden ayırmayın. Bizler, primatlar ve kobaylar, sadece bu üç memeli C vitaminini biyolojik olarak sentezleyemez. Tekrar ediyorum, C vitamini bir kofaktördür. Bir enzime bağlanmaya gerekiyor. Bu nedenle C vitamininin şekli ve melezleşmesi çok önemlidir. Şimdi bu C vitamininin yapısındaki karbon atomlarına bir bakalım. Ders notlarınızda C vitamininin yapısı var. Ona da bakabilirsiniz. Önce bana C vitamininde karbon A'daki melezleşmenin ne olduğunu söyleyin. Son 10 saniye. Pekala, başarı oranı %78. Biraz sonra benzer bir soru daha yapalım. Ders notlarına geçmeden önce buna bir bakalım. Buradaki melezleşmeyi bulmak için yapacağımız tek şey kuralları izlemektir. C vitamininde karbon A'ya kaç tane şey bağlıdır? 4 şey. İkisi hidrojen, biri oksijen, biri de başka bir karbon atomu. Bu atomlarla bağ yapabilmesi için 4 tane melez orbitaline ihtiyacımız vardır. O halde sp3 melezleşmesi olmalı. Şimdi de karbon B için deneyelim. Karbon B'nin melezleşmesi nedir? Evet, %90'ınız sp3 dedi. Peki, karbon C için ne diyorsunuz? Evet, tekrar sp3. O da 4 şeye bağlı. Karbon D için ne diyorsunuz? sp2. Karbon E için sp2. Son soru. Karbon F için? Çok iyi. sp2. Karbon atomlarının melezleşmesini ve karbon atomlarına kaç şeyin bağlı olduğunu bildiğimize göre şeklini de düşünebiliriz. Buradaki sp3 orbitalleri için hangi şekli önerirsiniz? Evet, tetrahedral. Yani dört yüzlü. Peki, karbon DEF atomlarının şekli nasıldır? Güzel, üçgen düzlem. Şimdi karbon atomların melezleşmesinden sonra bunların hangi bağları oluşturduklarına bakalım. Hepsi için yapamayız ama birkaç tanesini yapmak size bir fikir verebilir. Geri kalanını siz tamamlarsınız. Önce karbon B H bağına bakalım. Sizce bu sigma mı yoksa pi bağı mıdır? Sigma bağı. Tek bağ her zaman sigma bağıdır. Şimdi yazalım. Karbon 2sp3 hidrojen hangi atom orbitali? 1s. Şimdi bir başkasına bakalım. Karbon B oksijen bağına. Sigma mı pi mi? Sigma bağıdır. Yazalım. Sigma karbon 2sp3. Şimdi oksijen atomuna bir bakalım. Oksijenin buradaki melezleşmesi nedir? Ne diyorsunuz? Evet, sp3. İki tanesi yalın çifte, iki tanesi farklı atomlara bağlanmış. Oksijen 2sp3. Şimdi farklı bir karbona geçelim. Karbon D hakkında konuşalım. Karbon D oksijen bağı. Bunu clicker sorusu olarak soralım. Büyük bir yüzde bekliyorum. Bu akşam problem setinizin tamamını bitirirseniz daha iyi olur. Karbon D oksijen bağının simetrisini, melez veya atom orbitallerinin katkısını konuşalım.
Ders notlarınıza bakın ve bu bağın ne olduğuna karar verin. Karbon D'nin hibritleşmesini daha önce bulmuştuk. Burada sadece oksijenin melezleşmesi bulunacak. Son 10 saniye. Pekala, %84 çok kötü değil. Buradaki yine sigma bağı. Oksijenin SP3 veya SP2 olduğunu karıştırmışsınız gibi görünüyor. Bunun için oksijenin kaç tane bağ yaptığını ve üzerinde kaç tane yalın çift olduğunu bilmeniz gerekir. İki farklı atomla bağ yapmıştır ve iki yalın çifti vardır. O halde SP2. Sigma karbon 2 SP2, oksijen 2 SP3. Bir tane daha yapalım. Karbon D, karbon E bağına bakalım. Ders notlarınıza bir bakın. Burada ikili bağ olduğunu görürsünüz. Bunun için hem sigma hem de pi bağı yazmamız gerekir. Sigma karbon 2 SP2, diğerinin melezleşmesi nedir? SP2. Evet, karbon 2 SP2. Ayrıca pi bağını yazmamız gerekir. Karbon 2 Py, karbon 2 Py. Ders notunuza daha fazlasını koydum. Bunların hepsini yapın ve doğru olarak yaptığınızdan emin olun. Problem setini bitirmeden önce kendinizi test etmek için en iyi yol. Melezleşme ile ilgili sorusu olan var mı? Pekala, güzel bir soru. Buradaki p orbitalleri niçin melezleşme yapmıyor diye soruldu. İkili bağ için pi bağına ihtiyacımız var. Pi bağı melezleşmeye katılmamış iki p orbitali arasında oluşur. P orbitalleri molekül düzlemine diktir. Sigma bağının altında ve üstünde elektron yoğunluğuna ihtiyaç vardır. Pi bağının oluşması için elektron yoğunluğunun birbirine paralel şekilde durması gerekir. Evet, pi bağı için her zaman melezleşmeye katılmamış p atom orbitallerine ihtiyaç vardır. Anlaştık mı? Pi bağı için her zaman p orbitali gereklidir. Evet. Hayır, y yerine x orbitalini de kullanabilirsiniz. 2px, 2px şeklinde de yazabilirsiniz. Sadece pz orbitalini kullanamazsınız. Çünkü pz sigma orbitalini oluşturur. Ama eğer ilkine px derseniz diğerine de px demek zorundasınız. Biri px, biri py olamaz. Şimdi konuyu tamamen değiştirelim. Kimyasal tepkimelerdeki bağlanmalardan bahsedelim. Bugün bağ enerjilerini konuşmaya başlayacağız. Bazıları buna bağ entalpisi der. Bu kısımlar size oldukça tanıdık gelecek. Kovalent bağları konuşurken biraz bahsetmiştik. Bağ ayrışma enerjisi kavramından söz etmiştik. Bağ enerjisi bir moleküldeki bağları parçalamak için verilmesi gereken enerjidir. Kovalent bağlar ünitesinin başlangıcında bu konudan bahsetmiştik. Bunu metan örneği üzerinde anlatalım. Metan molekülünde bir tane karbon hidrojen bağını kırmak için vermemiz gereken enerjidir. Bu iki enerji düzeyi arasındaki farktır. Geçmişte bağ enerjisi kavramını konuşmuştuk. Bugün size anlatmak istediğim şey bağ enerjisi ile yakından ilişkilidir. Buna bağ entalpisi adı verilir ve delta H ile gösterilir. Bağ entalpisi bir bağın kırılması sırasındaki ısı değişimidir.
İster bir bağı kırmak için çevreden alınan ısı olsun veya bir bağın kırılması sırasında açığa çıkan ısı olsun veya tepkimelere eşlik eden ısı değişimi olsun. Hepsini entalpi kavramıyla ifade ederiz. Entalpi aslında enerji ile çok yakından ilişkilidir. Bağ entalpisi eşittir, bağ enerjisi artı basınç çarpı hacimdeki değişimdir. Bağ enerjisi ile bağ entalpisi kavramı birbiriyle ilişkilidir. Eğer gazlardan söz ediyorsak, bağ enerjisi ile bağ entalpisinin aynı olmadığını, bu ikisi arasındaki farkın yaklaşık %1 veya %2 kadar olduğunu görürüz. Aslında sıvılar veya katılar için konuşacak olursak, bağ enerjisi ile bağ entalpisi arasındaki fark ihmal edilebilir düzeydedir. Gördüğünüz gibi bağ enerjileri ile bağ entalpileri birbirlerine yakın kavramlardır. Şimdi bağ entalpilerini konuşmaya başlayabiliriz. Bağ entalpilerini kullanma nedenlerimizden biri şudur. Bağ enerjilerinin aksine bağ entalpilerini ölçmek daha kolaydır. Bir tepkimede alınan veya verilen ısı miktarını ölçmek daha kolaydır. Bazen de standart bağ entalpisinden söz edildiğini duyarsınız. Delta H 0 ile gösterilir. Burada kullanılan üst indis 0 standart hali belirler. Standart bağ entalpisi, standart bağ entropisi veya standart serbest enerji şeklinde daha sonraki derslerde karşımıza çıkacaktır. Tepkimedeki moleküllerin standart hallerinde olduğunu demek ister. Diğer bir deyişle, bileşiklerin saf olduğu, gaz ise basıncın 1 bar olduğu, sıcaklığın genellikle 298 derece Kelvin olduğu anlamına gelir. Bağ entalpileri çizelgesine baktığınızda farklı bağ entalpilerinin çoğunlukla oda sıcaklığında ve standart hallerinde olduğunu görürsünüz. Şimdi metan molekülündeki standart bağ entalpilerini konuşalım. Bir tane CH bağını kırmak için vermemiz gereken enerji 438 kilojül bölü moldür. Pozitif değer bağı kopartmak için sisteme ısı vermemiz gerektiğini gösterir. Bu metandaki bir CH bağının entalpisidir. Ama başka moleküllerde de CH bağları vardır. Mesela etandaki veya trihalometanlardaki CH bağlarına bakacak olursak şunu görürüz. CH bağının entalpisi her molekülde aynı değildir. Mesela bu çizelgeye baktığımızda CH bağ entalpileri arasında ufak bir farkın olduğunu ama bu farkın çok fazla olmadığını görürsünüz. Kırılan CH bağ entalpileri moleküle göre çok az farklılık göstermektedir. Ama buradaki standart bağ entalpilerinin hepsi pozitiftir. Delta H değerinin hepsi pozitiftir. Buna endotermik tepkime adı verilir. Tepkime sırasında ısı alındığını gösterir. Enerjileri konuştuğumuzda alınan enerjiler pozitif, verilen enerjiler ise negatif işaretle gösterilir. Bir tepkimede pozitif delta H, endotermik yani ısı alan anlamına gelir. Farklı moleküllerde gördüğümüz bireysel CH bağ enerjileri yerine bütün CH bağlarının ortalaması alınarak ortalama bağ enerjilerinden bahsedilir. CH bağının ortalama bağ enerjisi 412 kilojül bölü moldur. Referans çizelgelerinde veya ders kitaplarında çok sayıda sayfa gerektirdiği için her CH bağ enerjisi değeri verilemez. Bu nedenle ortalama bağ entalpisinden bahsederiz. Şimdiye kadarki CH bağ entalpileri bu ortalama değerin %8'inin içine düşer. Kitabınızda pek çok bağ türleri için ortalama bağ enerjileri listelenmiştir. Burada CH bağının ortalama bağ enerjisinin 412 olduğu görülmektedir. Burada gördüklerinizin hepsi ortalama bağ entalpisidir veya öyle olduğunu hayal edebilirsiniz. Bu farklı bağ entalpilerine bakmanın niçin önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçekten bu oldukça önemlidir. Çünkü bir tepkimeye baktığınızda tepkime ne kadar karmaşık olursa olsun o tepkimenin entalpisini bulabilirsiniz. Bunun için ürünler ve reaktiflerdeki her bir bağın ortalama bağ entalpilerini toplarsınız ve bu toplamların farkını alırsınız.
Şimdi bu söylediğimizi glukozun yükseltgenme tepkimesine uygulayacağız. 1 mol glukoz 6 mol oksijenle tepkimeye girerek 6 mol karbondioksit ve 6 mol su oluşturur. Şimdi farklı bağ entalpilerini kullanarak bu tepkiminin entalpisini bulacağız. Sonra denel veriler ile mukayese edeceğiz. Bu tepkiminin deneysel bağ entalpisi eksi 2816 kilojül bölü moldur. Delta H negatiftir. Delta H'ın negatif olması ne anlama gelir? Herkes biliyor çok iyi. Egzotermik veya ısı veren tepkime demektir. Devam etmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Genel kimya kitaplarının çoğuna baktığınızda, özellikle termokimya bahsinde örnek olarak glukozun yükseltgenme tepkimesi verilmektedir. Bunun nedenlerinden biri uygulama yapmak için uygun bir tepkime oluşudur. Çünkü 1 mol glukoz girip 12 mol ürün elde edilmiştir. Tepkimede mol farkının bilinmesi çok önemlidir. Diğer nedeni ise bu tepkiminin inanılmaz derecede önemli oluşudur. Glukozun yükseltgenmesi vücudumuzda her zaman olan bir tepkimedir. Çünkü glukoz bütün hayvanların başlıca enerji kaynağıdır. Bu tepkiminin niçin bu kadar önemli olduğu üzerinde biraz düşünelim. Bitkilerden bahsedecek olursak, bitkiler bunun tam tersi tepkimeyi gerçekleştirir. Bitkiler karbondioksit ve su alırlar, bunu glukoza ve oksijen gazına dönüştürürler. Bu tepkime enerji gerektirir. Peki, bitkiler bu enerjiyi nereden alırlar? Evet, bitkiler güneş enerjisini kullanırlar. Fotosentez yoluyla karbondioksit ve suyu şeker ve oksijen gazına dönüştürür. Bu bitkileri yediğimizde ne olur? Bu tepkimeyi tersine döndürürüz. Şimdi size göstereceğim. Yani glukoz yükseltgenir. Bu tepkimenin ürünü olan karbondioksiti nefes yoluyla çevreye veririz. Böylece çevredeki karbondioksit artışına olumsuz anlamda katkıda bulunmuş oluruz. Burada önemli olan bu tepkimede açığa çıkan enerjidir. Daha önce söylediğim gibi değeri eksi 2816 kilojül bölü moldur. Ve bu değer oldukça büyüktür. Çok miktarda enerji açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerjiyi vücudumuzda yakıt olarak kullanırız. Ama bunu şeker olarak depolama yerine şekeri yükseltiriz. Açığa çıkan enerjiyi ATP olarak depolarız. Bildiğiniz gibi ATP hücrelerdeki enerji kaynağıdır. Nasıl canlı kaldığımızı düşünürsek veya doğadaki dengeyi düşünürsek bu tepkimelerin niçin önemli olduğunu anlarız. Şimdi bu örneği yapalım. Ürünlerin ve reaktiflerin bağ entalpilerini kullanarak glukozun yükseltgenme tepkimesinin entalpisini hesaplayalım. Bunun için önce hem reaktif hem de ürünlerdeki ortalama bağ entalpilerini toplayacağız. Sonra reaktiflerin toplamından ürünlerin toplamını çıkartacağız. Peki, bunun bize ne söyleyeceğini düşünelim. Eğer ürünlerdeki bağlar reaktiflerden daha kuvvetli ise delta H tepkime entalpisinin işareti ne olur? Negatif mi, pozitif mi? Son 10 saniye. Çok iyi. Doğrusu negatif ve egzotermik yani ısı veren tepkime olacaktı. Bazılarınız tamamen tersini söylemiş. Bunun niçin ısı veren bir tepkime olduğunu anlamak için ders notlarına geri dönelim. Bugünün clicker sorusuydu. Clicker sorularını doğru veya yanlış yapmanızın bir önemi yok. Tam quiz puanı alacaksınız. Şimdi bunun niçin doğru cevap olduğu üzerinde düşünelim. Ürünlerdeki bağlar daha sağlam ise ürünler oluşurken daha fazla ısı açığa çıkar anlamına gelir.
Reaktiflerdeki bağlar kırılırken verilen enerjinin hepsinin kullanılmadığı anlamına gelir. Bu nedenle delta H negatiftir. Eşitliği kavram olarak düşünmeden de uygulayabilirsiniz. Ama anlamını bilmek daha iyidir. Burada ürün oluşumu sırasında açığa çıkan enerji, reaktifleri parçalamak için vereceğimiz enerjiden daha fazladır. Şimdi tam tersini düşünelim. Reaktifteki bağlar daha sağlamsa bu durumda tepkiminin delta H değeri pozitif olur. Buna endotermik yani ısı alan tepkime denir. Şimdi glukozun yükseltgenme tepkime entalpisini hesaplayalım. Molekülü yeniden yazdım. Burada tepkimedeki her bir bağı açık olarak görmektesiniz. Bu bilgiyi biraz sonra kullanacağız. Önce reaktifteki kırılan bağları konuşmaya başlayalım. Şeker molekülünü düşünecek olursak, şeker molekülünde kırılan bağlar 7 tane CH bağı, 5 tane OH bağı. Peki kaç tane tekli CO bağı var? Ne düşünüyorsunuz? Evet, 5 tane. Kaç tane tekli CC bağı var? 5 tane. CO ikili bağı? 1 tane. Ayrıca oksijen molekülünde 6 tane oksijen-oksijen ikili bağı kırılacaktır. Şimdi bu kırılan bağları toplayacağız ve oluşan bağlardan çıkartacağız. 12 tane CO ikili bağı kırılacaktır. Peki kaç tane OH bağı var? 12 tane. Kırılan bağların toplamı 12.452 kilojül bölü moldur. Şimdi oluşan bağlara bakalım. Oluşan bağların toplamı 15.192 kilojül bölü moldur. Şimdi bunların farkını alacağız. Delta H'taki R alt indisi reaksiyona karşılık gelir. Şimdi reaktiflerin toplam enerjisinden ürünlerin toplam enerjilerini çıkartalım. Pardon, kırılan bağların enerjilerinin toplamından oluşan bağların enerjilerinin toplamını çıkartalım. Bunun değeri yani tepkime entalpisi eksi 2740 kilojül bölü moldur. Daha önce verdiğim sayıyı hatırlıyor musunuz? Tam olarak aynısı değil. O deneysel sonuçtu ve değeri eksi 2816 kilojül bölü moldu. Burada %3'lük bir sapma vardır ki bu iyi bir değerdir. Unutmayın, burada kullandığımız ortalama bağ enerjileridir. Bu nedenle bu kadar sapma mantıklıdır. Fakat elinizde sadece bağ entalpileri yani ortalama bağ entalpileri varsa bir tepkimenin entalpisini bu yolla bulabilirsiniz. Bu mantıklı ve geçerli bir yöntemdir. Bir tepkiminin entalpisini tayin etmenin başka yolları da vardır. Şimdi oluşum entalpilerini konuşacağız. Eğer 1 mol saf bileşik en kararlı halinden yani standart hallerinden oluşmuş ise oluşum entalpisi tepkime entalpisine eşittir. Standart halde maddeler saftır, basınç 1 bardır, sıcaklık 298 derece Kelvin'dir. Bileşiklerin standart oluşum entalpilerini veren çizelgeleri ders kitaplarının arkasındaki eklerde bulabilirsiniz. Örnek olarak su molekülünü konuşacak olursak, saf su molekülü hidrojen ve oksijen gazlarından meydana gelir. Burada sıcaklık 298 derece Kelvin'dir, oksijen ve hidrojen gazı saftır ve basıncı 1 bara eşittir. Suyun standart oluşum entalpisi eksi 285.83 kilojül bölü moldur. Benzer şekilde çizelgelerden karbondioksit için de bakabiliriz. Karbondioksitin standart oluşum entalpisi eksi 393.5 kilojül bölü moldur. Şimdi oksijen gazının standart oluşum entalpisine bakalım. İçinizde bilen var mı? Evet, gerçekten sıfır. Oksijen gazı en kararlı halindedir. Elementlerin en kararlı halindeki standart oluşum entalpileri sıfırdır. Şimdi bir de şeker molekülü için bakalım.
Glukozun yani C6H12O6'nın en kararlı hallerinden standart oluşum entalpisi eksi 1260 kilojül bölü moldür. Bileşiklerin pek çoğunun standart oluşum entalpileri hesaplanmış ve çizelgeler halinde verilmiştir. Ders kitaplarının arkasındaki bu çizelgeleri problemleri çözerken kullanabilirsiniz. Şimdi standart oluşum entalpilerini kullanarak tepkime entalpilerini hesaplayalım. Gerçek değere daha yakın olduğu için bu yolu kullanmak her zaman tercih edilir. Glukozun yükseltgenme tepkimesinin delta H değerini bir de bu yolla hesaplayalım. Aslında bu tepkime için yapacaklarımız bütün tepkimeler için de geçerlidir. Ürünlerin standart oluşum entalpilerinin toplamını reaktiflerin standart oluşum entalpilerinin toplamından çıkartacağız. Şimdi bunu tahtada yapalım. Bu tepkimenin standart delta H tepkime entalpisi köşeli parantez içinde 6 mol karbondioksitin standart oluşum entalpisi artı 6 mol suyun standart oluşum entalpisi parantezi kapat eksi ürünlere geldik köşeli parantez 1 mol glukozun standart oluşum entalpisi artı 6 mol oksijen gazının standart oluşum entalpisi. Parantezi kapat. Uygulayacağımız eşitlik budur. Buradaki karbondioksit su, şeker ve oksijenin standart oluşum entalpilerini çizelgelerden bulalım. Sonuçta 6 çarpı eksi 293,5 artı 6 çarpı eksi 285,8 eksi 1260 eksi bu değer neydi? 0 eşittir eksi 2816 kilojül bölü mol C6H12O6'ya ait. Şimdi bunun deneysel değere ne kadar yakın olduğuna bakalım. Deneysel değerin ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Aslında hesapladığımız değer ile aynısı çıktı. Aslında tepkime entalpisini belirlemek için bir yol daha var. Bu yoldan da kısaca bahsedeceğim. Bu yol entalpinin Hall fonksiyonu olmasına dayanır. Hall fonksiyonu şu anlama gelir. A noktasından B noktasına nasıl gittiğiniz önemli değildir. Önemli olan A ile B noktası arasındaki farktır. Hall fonksiyonuna örnek olarak bir dağdaki yükseklik verilebilir. Bir dağda A noktasından B noktasına giderken oraya nasıl vardığının önemi yoktur. İstediğiniz yoldan tırmanabilirsiniz. İsterseniz yukarıdaki yoldan tırmanırsınız, isterseniz dağın altından gidebilirsiniz. Sonuçta aynı B noktasına ulaşırsınız. A noktası ile B noktası arasındaki yükseklik farkı hangi yoldan gittiğinize bağlı değildir. Yoldan bağımsızdır. Yükseklik bir hal fonksiyonudur. Benzer şekilde entalpi de bir hal fonksiyonudur. Burada A reaktifleri B ürünleri simgelemektedir. Oraya nasıl gittiğinizin önemi yoktur. Buradaki farklı noktalar arasındaki entalpi değişimlerini bularak ve bunları kullanarak tepkimenin net entalpi değişimini hesaplayabiliriz. Reaktiflerden ürünlere nasıl gittiğiniz önemli değildir. Bu Hall fonksiyonu anlamına gelir.
Bunu ayrıntılı biçimde açıklamak için fazla zamanımız kalmadı. Bu Hess yasasıdır. Bu yasa farklı tepkimelerin entalpilerini toplama ve çıkartma imkanı verir. Buna göre problem setinizdeki son iki problemi yapmanız mümkün değil. Çünkü bunları Cuma günü yeniden gözden geçireceğiz. Bunlar hakkında bir e-posta yollayacağım. Sınavda bunlardan sorumlusunuz.